İyi günler arkadaşlarım. Bugün eşitsizlik hayata konusuyla devam edelim. Çoğu sorunun içerisinde bu konuyu uyguluyorduk. Şimdi sorular pekiştirip hatırlatalım. Arkadaşlar eşitsizlik çözülürken ilk önce kökler bulunacak. Buranın kökü 5, bunu 0 eşit dersem kökü 1. Küçükten büyüğe doğru işaret tablosuna çizeceğiz arkadaşlarım. Çizdik. İkisinden de bir tane olduğu için tek katlı kök, ikisi de tek katlı kök yazdık. Son bölgenin işareti artıyla ikisinin önündeki bu artıyı çarparsam artı olur. Tek katlı köklerde işaret değişecektir dedik. Arkadaşlar bize sıfırdan küçük olan bölgeyi istemiş. Sıfırdan küçük olan bölge 1 ile 5 arası. Bunu sağlayan kaç tam sayı değer vardır demiş. 2, 3, 4 sağlar arkadaşlarım. Yani 3 tam sayı değeri vardır dediniz. Payın kökü 5, paydanın kökü -4'tür. Küçükten büyüğe doğru çizdik yine -4, 5 diye. Son bölgenin işareti artının artıya bölümü artıdır. Son bölgem artı, eksi artı yazdım. Sıfırdan küçük olan bölgeyi istiyorsunuz. -4 ile ne arası? 5 arası yazdım. -4 kökü paydanın köküdür. Burada dahil de olsa, dahil de olsaydı alınamazdı arkadaşlarım. -4 açık parantezi yazdık. 5 de dahil pardon arkadaşlarım video şeyde dahil olmadığı için kökte işarette dahil olmadığı için 5'i de dahil almayacaksınız. Hariç alacaksınız. -4 ile 5 arası cevap E şıkkında olmalı dedik. Bir diğer soruyla devam edersek köklerini hemen buluyoruz. Xx artı 5'e -4 yazdık arkadaşlarım. Çapraz çarpı topladığında ortayı verdi. Bunun kökü 0 eşit dersem birinci köküm -5. 0 eşit dersem diğer köküm 4'tür. Peki -5 ile 4'ü işaret tablosuna yazdım. Her birinden birer tane var. Son bölgenin işareti artı, eksi, artı. Burada dahil olduğu için, eşitsizliğimde dahil olduğu için kökleri ne alacağım? Dahil alacağım arkadaşlarım. Sıfırdan küçük veya eşit olan bölgeyi tara dediniz. -5 dahil olacak. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 yazdım. Kaç tam sayı değeri vardır dedi. 4. 4 de bu tarafta 8. 1 de var. 9. Bir de 0 vardı. 9 aldık arkadaşlarım. Diğer soruya baktığımda köküm eksi 5. Burada köküm 3'tür. Eksi 5 ile 3'ü yazdık. İkisi de tek katlı kök. Son bölgenin işareti artıyla eksinin çarpımı. Bununki artı. Baş kat sayısı bununki eksi. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Tek katlı kökte işaret değişir. Dedik. İşaretlerini değiştirdik. Sıfırdan büyük olan bölgeyi taramamı istemiş. Arkadaşlarım kaç tam sayı değeri vardır demiş. Eksi 5'ten daha büyük. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 var. 0, 1, 2 var. 3'ten daha küçük. En son 2 var. Dolayısıyla arkadaşlarım kaç tane yaptı? 4, 5, 6, 7 tane değer alır dedik arkadaşlarım. Bir diğer soruyla devam eder isek. Evet, burada payın kökü eksi 3, paydanın kökü 6 yazdık arkadaşlarım. Eksi 3 ile 6 yazdık. Sıfırdan büyük olan bölge demiş. Önce baş katsayılara bakıyorum. Artı ile eksinin birbirine bölümü eksi. Artı, eksi yazdık arkadaşlarım. Sıfırdan büyük olan bölgemiz şurası oldu. Burada kim hangi ara kaç tane değer var veya değerlerin toplamını bize soruyorsunuz. Eksi 3'ten daha büyük kim var? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 değerini alır arkadaşlarım. Eksi 2 bununla gitti. Şunları götürdüm. Kalan şeylerin toplamı 9. 3 daha kaç etti? 12 sorunun doğru çözümü aldı arkadaşlarım. Bir diğer soruda payın kökü eksi 7, 3, paydanın kökü eksi 2, 6, 0 eşitledim hepsini. Küçükten büyüğe doğru sıraladım. Eksi 7, eksi 2, 3 ve 6 diye arkadaşlarım. Her birinden bir tane var diye tek katlı kök yazdım. Başka sayıyı buluyorum. Payın artısı var, artısı var. Artı ile artının çarpımı artı. Payda da artı ile artının çarpımı artı. Artının artıya bölümü artı olduğu için son bölge artı, eksi, artı, eksi yazıldı arkadaşlarım. Sıfırdan küçük olan bölgeleri taramamı istedi. Taradım. Kaç tane negatif tam sayı sağlayan kaç negatif tam sayı var dedi. Bu aralık sağlıyor ama bunların hepsi pozitif
Kim var? 4 ile 5 var burada arkadaşlarım. Burada eksi 7'den daha büyük eksi 6 var. Eksi 5 var. Eksi 4 ve eksi 3 var arkadaşlarım. Negatif olarak sağlayan 4 tane var arkadaşlar. Dolayısıyla cevabınız 4 olacak. Eşitsizliğini sağlayan kaç doğal sayı değeri vardır? Sorumuz bu. Payın kökü 2'dir. Paydanın köklerini hemen bulalım. Eksi 4'e eksi 1 yazdığınızda çarpınca artı 4'ü veriyor. Birinci kök 4, ikinci kök 1. Dolayısıyla arkadaşlar kökleri küçükten büyüğe sıralarsak 1, 2 ve 4'ü buluruz. Tek katlı kök hepsi. Son bölgenin işareti artının artıya bölümü artı, eksi, artı, eksi yazıldı arkadaşlarım. Sıfırdan küçük olan bölgeleri taramamı istemiş. Sıfırdan küçük olan bölgeler buralar. Kaç doğal sayı var? 2 ile 4 arasında sadece 3 sağlar. 1'den daha küçük 0, eksi 1, eksi 2, eksi sonsuza kadar değer alır. Ama bunların içerisinde doğal sayı olan sadece 0'dır. Dolayısıyla doğal sayı olarak sağlayan 2 değer var dedik arkadaşlarım. Bunun adı 2 kare farkıydı. X kare eksi 2'nin karesi. Burası da x artı 1, büyük 0. Şuranın açılımı bir eksilisi çarpı 1 artılısıydı arkadaşlarım. Böyle x artı 1 dedik, büyüktür 0. Kökümüz 2'ye. Eksi 2, eksi 1 de paydanın köküdür. Hemen işaret tablosu yapmamız lazım. En küçük kök eksi 2, sonra eksi 1, sonra 1'dir dedik. Hepsinden birer tane var. Tek katlı kök yazdık. Artı ile artın çarpımı artı. Artıyı artıya bölersem yine ne olur? Artı olur. Son bölgenin işareti. Artı eksi artı eksi yazdık arkadaşlarım. Sıfırdan büyük olan bölgeleri tarayın demiş. Evet, şunları taradım arkadaşlarım. Buradan yazalım. Eksi 2 açık parantez. Çünkü dahillik yok arkadaşlarım. Eşitsizlik sisteminde. Eksi 1. Birleştireceğiz. Hangi bölgeyle? Şu 1 açık parantez. Sonsuzluk her zaman açık olur zaten. Sonsuzluğa bir şey eşit olamaz. Böyle bir şık bulduk. O da A şıkkında mevcut arkadaşlar dedik. Bir sonraki soruya baktığımızda eşitsizliğini sağlayan kaç tam sayı değeri var demiş. Evet, buranın kökü 5. Bununki 3'tür arkadaşlarım. 3 ve 5'i yazdık. Tek katlı kök dedik. Son bölgemiz eksi ile eksinin çarpımı artı. Tek katlı kökte işaret değişir. Eksi artı yazdık. Sıfırdan küçük bölgeleri taradık. Bu arada sağlayacak tek değer 4'tür. O da bir tane değer sağlar diye yazdık arkadaşlarım. Eşitsizliğini sağlayan kaç doğal sayı vardır? Sorumuza bakalım. Evet. Bunu iki kare farkı şeklinde açtığınızda bir artı 3 kökü var. Bir de eksi 3. Bunun da kökü eksi 2'dir. Eksi 3, eksi 2. 3 şeklinde küçükten büyüğe doğru işaret tablosu yaptık. Arkadaşlarım. Burada eşitlik olduğu için, hepsi pay kısımda olduğu için kökleri bu sefer ne alacağız arkadaşlarım? Dahil alacağız çözüm kümemize. Son bölgenin işareti ise artı ile artının çarpımı artı. Eksi artı eksi yazdık arkadaşlar. Sıfırdan küçük olan bölgelerin, küçük ve eşit olan bölgelerin taranmasını istemiş eşitsizlik sistemi. Evet. Sıfırdan küçük olan bölgeleri taradık arkadaşlar. Küçük ve eşit olan bölgeleri istemişti. Taradık. Küçük ve eşit olan bölgeleri. Şimdi kaç doğal sayı sağlıyor demiş. Eksi 3 buraya dahil. Eksi 2, eksi 1. Burada doğal sayı bulamazsınız arkadaşlarım. En küçük doğal sayı 0'dır. Herkes biliyor. Eksi 2 dahil. Eksi 1, 0, 1, 2, 3 de dahil alınacaktı. Burada şunlar doğal sayıdır arkadaşlarım. Dolayısıyla kaç tane doğal sayı var? 4 tane dediniz. Bir diğer sorudayım. Bunun kökü 5'tir arkadaşlarım. Bunun kökü 0'dır. Şuranın kökü eksi 1'dir. Sistemde eşitlik vardır. Eşitlik olduğunda paydanın kökünü hiçbir zaman eşit alamazsınız. Çünkü tanımsız yapan değerdir. Payın köklerini dahil ya da eşitlik varsa payın köklerini sisteme dahil alabilirsiniz. Ama arkadaşlarım paydanın kökünü hiçbir zaman dahil almamalısınız. Yine küçükten büyüğe sıralayın. Eksi 1, 0 ve 5 diye. Her birinden birer tane var. Payın kökü olan 0 ve 5'i dahil alacağız ama hiçbir zaman paydanın kökü dahil alınmaz arkadaşlar. Son bölgenin işareti artının artıya bölümü artı. Bu artıyla da çarparsanız artıdır. Tek katlı köklerde işaret
değişecektir. Değiştirdiniz. Sıfırdan küçük olan bölgeyi taradınız arkadaşlarım. Yine kaç doğal sayı demiş. Negatif kısımda doğal sayı aranmaz. 0 var, 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 de dahil. Kaç tane doğal sayı bulduk? 6 tane doğal sayı bulduk arkadaşlar. Bir diğer sorudayız. Evet, bunu biz 4'ün karesi eksi x'in karesi büyük eşit 0 yazdığımızda açtığımızda bir eksilisi bir artılısı diye 0 eşit dediğimizde kökleri artı 4 eksi 4 bulacağız. Küçükten büyüğe eksi 4 artı 4 diye tablomuzu çizdik. Son bölge baş katsayı x karenin önündeki eksidir. Eksi artı eksi yazdık. Sıfırdan büyük olan bölgeyi taradım. Hocam eşit olduğu için köklere dahil alalım mı? Evet alabiliriz. Dahil aldık. Eksi 4 ile 4 arası ikisi de dahil parantez. Yani kapalı parantez olmalı. Şöyle yazabiliriz. Bir diğer sorudayız arkadaşlarım. Bir diğer sorumuz. Burayı hemen x ortak çarpım parantezine alalım. Bu bir topluma çıkarma işlemi. X artı 6 getir. X parantezini aldığımızda arkadaşlar. Bunun kökü 0. Buranın kökü de eksi 6'dır. Eksi 6'ya 0 yazdık. Tek katlı kökler son baş katsayımız x karenin önünde artı olduğu için artı. Tek katlı kökte işaret değişir. Peki sıfırdan küçük olan bölgeyi taradık arkadaşlarım. Eşitlik olmadığı için kökleri dahil almadınız. Sağlayan değerler toplamı kim var? Eksi 5 var, eksi 4, eksi 3, eksi 2 ve eksi 1 var arkadaşlarım. Bunu toplarsanız 1'den 5'e kadar olan sayıların sonlu toplamının formülü n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Buradan 3 kere 5, 15 oldu. Hepsi eksi diye eksi 15 çıkacaktır. Sorunuzun doğru çözümü. Bir diğer sorumuz arkadaşlar eşitlik sistemlerinin her zaman bir tarafı 0 olmalıdır. 25'i bu tarafa davet ettiniz. Bunu arkadaşlarım 2 kare farkı 25 5'in karesi yazıp açarsanız x eksi 5 çarpı bir eksilisi çarpı bir artılısı yazacaksınız. Dolayısıyla bunun kökü 5'tir. Bunun kökü eksi 5'tir. Küçükten büyüğe doğru sıraladınız. Eksi 5 artı 5 diye son bölge x karenin önündeki artı, eksi ve artı yazdınız. Arkadaşlarım biz büyük ve eşit demiş. Eşit dediği için ne yapacağız? Kökleri de dahil ettik arkadaşlar. Sıfırdan büyük olan bölgeleri taramamı istemiş. Büyük olan bölgeleri taradım arkadaşlarım. Bana sağlamayan değerleri soruyor. Yani taramadığım yeri soruyor. Eksi 5 sağlıyor dahil olduğu için. Sağlamayan eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 sağlamıyor. 5 de dahil diye sağlıyordur. Sağlamayan değerler bu. Kaç değerdir demiş arkadaşlarım. Kaç değerdir? 4 burada var, 4 burada var, 8 bir de 0 var, 9 tane değer var dedik. Bir diğer soru eşitsizliğini kaç tam sayı değeri sağlar diye sormuş arkadaşlarım. Yine bir tarafı 0 yapmak için artı 5x'i diğer tarafa davet ettim. Köklerini buldum xx. Burası arkadaşlarım kaça kaç olur? 8 kere 3 24'tür. Büyük olanın işareti eksiymiş. O şuradan anlıyoruz. Peki diğer kök artı olacak ki zıt işaretlerin çarpımı negatif olsun. Çapraz çarpıp topladığında ortayı verdi. Birinci kök bunu 0 eşitlersen 8. İkinci kök burayı 0 eşitlersen eksi 3'tür. Küçükten büyüğe doğru işaret tablosuna çizdik arkadaşlarım. Son bölgemiz baş katsayı x karenin önündeki artı tek katkökte işaret değişir yazdık. Sıfırdan küçük bölgeyi istiyor. Küçük bölgemiz burası. Kaç tam sayı değeri sağlar? Eksi 3'ten daha küçük eksi 2 eksi 1. 0, 1, 2, 8 dedik. 8 dahil değil pardon 7 dedik. Buradan 7 değer, 8 değer, 9 değer, 10 değer sağlar diye bulduk arkadaşlarım. Gençler burayı 0 eşitlediğimde x eşittir. Eksi 1 çıkacaktır. Yalnız eksi 1'den kaç tane çıkacaktır? Bu karesi ne demek? Nasıl ki 3'ün karesi 3'ü yan yana 2 kere çarp demekse x artı 1'in karesi de x artı 1'i yan yana 2 kere çarp demektir. Şöyle iki kere çarptığınızı düşünün. Buradan eksi 1 bulacaksınız. Buradan da eksi 1 bulacaksınız. Eksi 1 kaç katlı köktür? Kaç tane var eksi 1'den? 2 tane. Yani çift katlı köktür. Eksi 1'i işaret tablosuna yazdınız. Ve bunu kaç katlı kökte göstereceksiniz? Kaç çizgiyle? 2 çizgiyle. Çünkü çift katlı kök buldunuz arkadaşlarım. Bu arada tek katlı kökte işaret değişir. Ama çift katlı kökte işaret değişmeyecektir. Onu da söyleyelim. Evet, sistemde kök dahil alınacak mı? Eşitlik var diye dahil alınacak. Şöyle dahil çizdim. Son bölgenin işareti arkadaşlarım.
Artıyla artının çarpımı artı diye artıdır. Evet, işaret ne yapmayacak? Değişmeyecektir. Çift katlı kökte bu bölgede artı olacak. Eşitsizliğini sağlayan kaç tam sayı değeri vardır? Sorumuz arkadaşlarım. Eşitsizliğini sağlayan sıfırdan nereye istiyor? Fonksiyon küçüktür. Sıfırdan yazmış. Sıfırdan küçük olan hiçbir bölge yok arkadaşlarım. Yani buralar sağlamaz. Bu da sağlamaz. Ama sadece kök dahil diye eksi bir bu şeyi ne yapar? Sistemi sağlar. Yani sağlayan kaç değer varmış? Bir tane var dedik arkadaşlarım. Diğer testi diğer videoda devam edeceğiz.